Değerli izleyiciler, bu hafta da sokağa çıkıyor Haringe bölgesinde esnafa mikrofon uzatıyoruz. Bakalım esnaf mikrofonumuza neler söyleyecek? Bizim güzel ve hınzır muhabirimiz Tuğçe yine yollara düşüyor ve Mustafa'nın berber dükkanına konuk oluyor. Merhaba sevgili Son Durak izleyicileri. Bu hafta yine Haringey'de mekanlara gireceğiz. Efendim ilk başta bir berber salonuna gireceğim ve muhabbet edeceğim. Biraz da saçlarımı fön çektireceğim. Bakalım Mustafa bizi nasıl karşılayacak? Hadi bizi takip edin. Değerli izleyiciler, bugün sizlere Haringey'de Mustafa'nın berber salonundan merhaba diyorum. Evet, bugün muhabbet etmek üzere Mustafa'nın yanına geldik. Hep berber salonuna erkekler gelecek diye bir şey yok. Mustafa bizim arkadaşımız yıllardır. Dolayısıyla ben çok sıkıştığım için, malum bizim de çekimler çok yoğun olduğu için Mustafa'ya geldim. Mustafa'cığım demiş, saçlarımı biraz düzeltir misin dedim. Şöyle birazcık fön çek falan filan. O da beni kırmadı, sağ olsun. Mustafa'cığım nasılsın? Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyiz. Nasıl gidiyor Londra'da hayat? Londra'yı seviyor musun? Kaç yıldır berbersin? Kaç yıldır Londra'da yaşıyorsun Mustafa? 8 yıldır buradayım. 13 yıldır berberim. Londra'dan memnunum. Güzel hayat. Çalışıyoruz. İş, güç, yaşam tarzı, her şey. Peki, evli misin, bekar mısın Mustafa? Bekarım. Evli değilim. Evlenmeyi düşünüyor musun? Düşünmüyorum. Düşünmüyorsun. Peki neden evlenmeyi düşünmüyorsun? Çoluk çocuk olsun ya, kaç yaşına geldin. Bak iş yerin de var. Öyle, ne güzel. İşin de gücün de adamsın. Bayanlar biraz stresli burada. İster istemez. Dedi, anlamadım ben. Ne dedi Bilal? Bir daha söyleyeyim o zaman. Bayanlar stres veriyor. Sıkıntı yaratıyorlar durduk yere. Ayıp değil. Gerçekleri konuşuyoruz şu an burada. Dertli gibisin sen Mustafa. Anlat bakayım ne oldu. Anlat ablana. Dertli değilim. Ahmet sen baştan bir tanesi. Oğlum sıkıştırdım. Ahmet bekle 2 dakika. Ahmet bekle 2 dakika, gelecek şimdi Mustafa. Şimdi konu derin. Mevzu derin olunca tabii yani dolayısıyla Ahmet'i basla gönderiyor. Biliyorum ki şu an dertlisin. Bakışlarından, mimiklerinden. Altın abim yolladı yoksa. Altın abim. Ha, ne oldu sana? Ne oldu sana? Bana bir şey olmadı. Saçına fön çekmenin derdindeyim. Ne oldu? Ne oldu? Söyle, anlat bakayım. Kim üzdü seni? Söyle. Beni üzen kimse olamaz ya. Mustafa, son olarak bir soru daha soracağım. Bu arada efendim fönüm bitti. Çok da güzel oldu, eline sağlık. Leica Mobile kullanıyor musun? Kullanıyorum. Neden Leica Mobile kullanıyorsun? Çünkü ailem Türkiye'de olduğu için daha ucuz oluyor, daha indirimli oluyor, daha ekonomik. O yüzden Leica Mobile kullanıyorum. Efendim ne diyoruz Mustafa ile birlikte? Leica Mobile olun, siz de ucuz konuşun, çok konuşun. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, Leica Mobile'ı sizlere sunmuş olduğu fırsatlar bitmek bilmiyor. Bunlara bir yenisi daha geçtiğimiz günlerde eklendi. Hemen onu sizlere bir kez daha hatırlatmak adına elimde bulunan telefon, Leica Mobile'ı telefonumu sizlere okuyacağım. UK Plan Ultra efendim. UK Plan Ultra nedir diyenlere hemen açıklıyorum. Efendim artık 15 GB internet, sınırsız arama, sınırsız konuşma, efendim artı seçilmiş ülkelere 100 dakika... Sadece 25 pound. Sadece 25 pound. Bütün bunlar işte. İnsanlar bu yüzden Leica Mobile tercih ediyorlar. Bu yüzden Leica Mobile oluyorlar. Bu yüzden sim kartını süpermarketlerden daha iyi olsa arayıp buluyorlar. Bunun dışında bu pakete sahip olmak için ne yapmanız gerekiyor? 12-644 yazıyorsunuz. 35-35'e ücretsiz mesaj gönderiyorsunuz efendim ve Leica Mobile oluyorsunuz. Her zaman söylüyorum. 35-35'e 12-644 yazın, Leica Mobile olun, hem çok konuşun hem ucuza konuşun efendim. Leica Mobile'dan başkası yalan. Merhabalar. Ben İlal Erdoğan. Başka ne bilmek istiyorsunuz? Başka ne bilmek, seni tanımak istiyor izleyicilerimiz. İlal Erdoğan kimdir, ne iş yapar, kaç yıldır Londra'da yaşıyor ve boş zamanlarında Londra'da neler yapıyor? 26 yaşındayım. Kuzey Londra'da yaşıyorum. Retail ile işletmeye uğraşıyorum. Kaç yıl dedin? Kaç yıldır? 2003'ten beri.
Yani? 13 senedir. 14. Şimdi inan bana şey yaptıracak sevgili izleyiciler. Matematik bu saatte çok kötü ya inan. O yüzden lütfen sen bize söyle. 2003 ile 2017 arasında kaç sene var? 14 sene. Peki. 14 senedir neler yaptın Londra'da? 14 senedir Londra'da değilim. 2003'te ilk önce Birmingham'daydım. Ha, Birmingham'daydın. Peki. 5-6 sene orada kaldım. Son 7 senedir de Londra'da ikamet etmekteyim. Son 7 senedir Londra'da ilk 2-3 sene okuyorduk. Yapabildiğimiz kadarıyla. Ondan sonra işte işletme hayatına girdik. Öyle takılıyoruz. Okulu bıraktık yani. Okulu bıraktık. Peki. Geri dönmeyi hiç düşündün mü okula? Çok. Hala. Çok düşündüm. Hala düşünüyorum. Peki, bu düşünceme yetmiyor biliyorsun değil mi? Hayatta bazen düşünmeden ileriye gitmek gerekiyor. Yani sadece konuşma veya düşünce değil, icraat gerekiyor. Bunu biliyor musun? Aynen, bazı şartlar var ki o icraat olmuyor. Aynen. Ama bir zamanım vardır herhalde. Zamanım o da olmuyor. Olan bir şey var mı hayatında inan? Olan. Çok olan çok şey var. Mesela... Nasıl şeylerden bilmek istiyorsun ki? Peki şöyle söyleyeyim. Şimdi Avrupa'dan ve Türkiye'den izleyicilerimiz var. Buradaki yaşamı çok merak ediyorlar. Sen de burada büyüyen bir insan olarak belki onlara en iyi anlatacak kişilerden birisin. Boş zamanların derken hani çalışıyorsun anladığım kadarıyla. Boş zamanlarında arkadaşlarına mı geziyorsun, ne yapıyorsun, bir yerde mi oturuyorsun veya ne bileyim başka bir ülkeye mi gidiyorsun? Sonuçta burası Londra, Londra ile Paris arası bir saat. Mesela hiç Paris'e gittin mi? Hayır, gitmedim. Boş zamanlarımda genelde arkadaşlarımla buluşuyorum. Ya futbol oynarız ya da bir yerde birisinin evinde toplanırız, PlayStation falan oynarız. O da olmadı. Senin dediğin gibi arada sırada ülke dışı yaparız ama öyle çok da şey değil yani. Çok regular değil yani. Çok fazla değil, çok sıkı değil. Başka da boş zamanlarımda ya evdeyimdir ya cime giderim. Başka da bir şey yok ama Londra'nın öyle çok büyütecek bir tarafı aslında yok. Bizim ülkemizde ne varsa burada da hemen hemen onlara ait bazı şeyler var. Mesela bizim Türkiye'nin Taksim'i varsa buranın Londra'yı var. Öyle çok abartacak bir şey yok yani. Evet. Peki. Peki buranın eğitim sistemi hakkında ne düşünüyorsun? Türkiye veya başka ülkelere ülkelerle kıyaslarsak? Eğitim sistemi aslında iyi çünkü insanları çok sıkmıyorlar öğrenciler falan filan ama kalite açısından ise hiç kaliteli bulmuyorum bana sorarsan. Neden derseniz ben 2003'te buraya geldim, İngiltere'ye geldim. Ben İstanbul'dan orta birin başından ayrıldım. Ben orta birden ayrıldığımdaki gördüğüm konuları mesela en basitli matematikte burada year 9 year 10 diyorlar. Yani hemen hemen ortaokulun sonlarına doğru öğrendim. Yani öğrendim dedim, ortaokulun sonlarına doğru daha detaylı gösteriyor bende. Aynı dersleri. Hemen hemen. Peki, onun dışında efendim, inan sanırım Londra'dan çok memnun bir insan değil. Aslında biliyorsunuz çoğu durdurduğum ve sokak röportajlarımda bu genelde zaten başıma gelen cevaplardan bir tanesi oluyor. Yani o kadar da çok büyütmeyin Londra'yı ya diyorlar. Ya, dolayısıyla Londra'yı sizlere tanıtmaya hiç pes etmeden devam edeceğim. Yani sokakta durdurduğum insanları veya mekanlara girdiğimde röportaj yaptığım insanlara Londra'yı sormaya, Londra'daki yaşamı sizlere, evlerinize, ekranlarınıza taşımaya devam edeceğim efendim. İnan 26 yaşında ve onun bakış açısı böyle. Hayata değil de Londra açısından hani söylüyorum. Peki, hayatta en çok istediğin şey ne? Baba olmak. Onun dışında ya böyle gitmek istediğin bir yer var mesela? Öyle özellikle gitmek istediğim bir yer yok. Çok ilginç bir insansın inan. Teşekkür ederim. Daha önce biri söylemiş miydi? Çok. Bir beyefendi var yanımızda. Bu arada burası bir bakar mısın kameraman arkadaşım? Türkiye'deki manavlar gibi değil mi böyle? Bütün meyveler, sebzeler, cevizler, fındıklar, fıstıklar efendime söyleyeyim neler neler yok ki. Ayından ayın yani kış ayında olan meyve ve sebzeler var burada değil mi? Evet. Burada aynı. Sizi kısaca tanıyabilir miyim? Benim ismim İbrahim. Buranın sahibiyim. Kaç yıldır buranın sahibisiniz? Ben burada 5-6 yıldır buradayım. Bundan önce ne yapıyordunuz İbrahim Bey? Bundan önce de değişik işler, kebap şifler, restoranım falan vardı evet. İbrahim Bey, kebapçılıktan süpermarkete geçiş süresi nasıl oldu? Ben daha önce orayı sattım, uzaktı. Ailemden biraz daha uzaktı. Burası yakın olduğu için buraya geldim. Aynı zamanda ortağım da var burada. Alışıyoruz beraber. Evet, evet, Veskin Road'un en büyük süpermarketi diyebilirim. Öyle değil mi? Evet. Öyle. Yani reklam değil, tamamen doğru efendim. Evet, peki Londra'da hayatınız nasıl geçiyor? Mutlu musunuz? İşleriniz nasıl? Aileniz nasıl? Londra güzel, benim hoşuma gidiyor. Mutluyum burada. Güzel, ben uzun süredir buradayım yani 25
26 yıldır buradayım. Gayet iyi yani burası. Birikim yapıyor musunuz? Yapıyoruz tabii, yapıyoruz. Birikim nereye yapıyorsunuz? Türkiye'ye mi? Yok, buraya da yapıyoruz, Türkiye'ye de yapıyoruz. Yani yapıyoruz her tarafa. Boş zamanlarınızda ne yapıyorsunuz İbrahim Bey? Koca bir dükkan sahibisin. Sabahtan akşama kadar çalışıyor musun? Yoksa zaman zaman ailene de zaman ayırıyor musun? Fazla ayıramıyoruz. Biliyorsun İngiltere'de bu sosyal aktiviteler çok az. Yani bu işler çok zor. Biz günde aşağı yukarı günde 11-12 saat çalışıyoruz yani. Yani boş zamanlarımızda olduğumuzda çocuklarımızla, ailemize geçinmeye çalışıyoruz, evet. Normalde normal şartlarda patronlar çalışmazlar. Bir giderler akşamleyin işte, parayı alırlar, çıkarlar kasada. İngiltere'de çok patronlar çok çalışır. Burası Türkiye'ye benzemez. Aynen öyle. Herkes işin başında. Aynen yani öyle. Burada görmüyorum patronu. Ben size bir şey söyleyeyim sevgili izleyiciler. Londra'da, İngiltere'de işçilerden daha çok patronlar çalışıyor. Yani bu nasıl bir şey yahu? Burada söyle. Burada patronlar çalışmak zorundadır yani. İşçiler biliyorsun burada işler çok zor. Türkiye'ye benzemiyor. Evet. Evet. Yani öyle hani tatile gittiğimizde hani böyle güzel alışverişler yapıyoruz. Ne bileyim güzel giyiniyoruz. Güzel yemek içmek var. Çünkü neden? İnsanlar Londra'da 11-12 saat dediğine bakmayın. Çok daha fazla saatlerde çalışan insanlar var. Dolayısıyla o insanlar bir tatilleri var. Tatillere gittiklerinde güzel güzel giyinip güzel güzel yiyecek içecek güzel zaman harcamak için o paraları harcıyorlar. Yani Londra'da ağaçtan toplamıyoruz paraları. Onu söylüyorum kısaca. Evet. Doğru mudur İbrahim Bey? Doğru, aynen öyle. Evet. Çok zor burada para kazanmak. Evet, aynen. Evet. Dolayısıyla bir tatilimiz var. Tatilimizi de güzel geçirmeye çalışıyoruz. Ki ben bu sene tatile gitmedim İbrahim Bey. Siz gittiniz mi? Ben gittim, evet. Nereye gittiniz? Türkiye'ye. Neresine gittiniz? Türkiye'ye, Çanakkale'ye gittim. Maraş'a gittim, İstanbul'da kaldım, Trakya'da kaldım. Abi sen ne yaptın ya? Birkaç. Bir daha sen o kadar yere gittin mi kardeşim? Ben de gitmedim vallahi. Bir dakika, bu patron işini bir daha konuşalım. Bir dakika. Yani ne demek oluyor şimdi bu? Gezdik, eşler, dostları gezdik. Uzun süredir gitmiyorum yani. Ben de 6-7 yıldan süredir gitmiyorum öyle yani. Öyle mi? Evet. Ay vallahi şimdi söylediğimi geri aldım Bilal. Pardon, özür dilerim. Sen de gittin. Ondan önceki sene de ben gitmiştim Marmaris'e. Neyse, doğru, hakkınmış, gitmişsin. İyi yapmışsın İbrahim abi. Tebrik ediyorum. Peki, Like Mobile kullanıyor musun İbrahim abi? Eminim kullanıyorsundur. Satıyoruz da, kullanıyoruz da. Evet. Ne güzel abi. Neden Like Mobile abicim? Ben Like Mobile evde benim hanım kullanıyor da ben fazla kullanmıyorum ama Like Mobile şu anda en çok satılan kartlardan biri. Hem sim kartınızı satıyoruz hem kredisini satıyoruz. Bayağı gidiyor yani.